Yılmaz Silah'tan herkese sevgiler, saygılar. Evet arkadaşlar, biraz önce de gördüğünüz gibi iki tane CZ-75B tabancamız var. İkisi de 1995 model. Çok sevdiğim 40'larındaki bir memur abimizin ve eşinin, ikisi de memur, karı koca sağ olsunlar, bizi beğenmişler, getirdiler. Şimdi teslim aldık. Şimdi de orijinal rengini boyayacağız. Siyah yapacağız. Gene aynı şekilde mat siyah olacak. Kabze bu sefer kabzeleri ben kendimden değiştireceğim. Çünkü geçen bir brownlik yapmıştım. Paslı bir brownlikti. Herkes yorum yazmıştı. İşte buna kabze olsa iyi olur, şu olur, bu olur. Arkadaşlar müşterimiz ne isterse İsterse takarız, istemezse orijinal halini bırakırız. Yani nasıl isteniyorsa biz öyle yapıyoruz. O yüzden bu silahlarda da o şekilde bir yorum gelmesin diye ikisine de kabzeleri benden hediye olacak memur abilerimizin. Herhalde yakında da emekli olacaklar. Benden de hediye olsun kendilerine. Evet, ne yapıyoruz? Çift CZ'mizi yapmaya başlıyoruz. Evet. Şunu önce şarjörleri sökmekle başlayalım. Şarjörlerimiz de boyanacak. Şöyle boyanacak parçalarla. Tabii içlerini görüyorsunuz. Yılların vermiş olduğu bir yorgunluk var silahlarda. Şimdi onları fabrikasyonla çevireceğiz. Şimdi tek tek başlayalım. Şunu bir süpürelim. Evet, önce bundan başlayalım. Şu boyanacak parçaları ayrı koyalım. İcra namlu tekrardan polisaj olacak. İğnemizi alalım. Şöyle iğne emniyetimiz. İğne yayımız içinde kaldı. Niye kaldı? Bakacağız ona şimdi. Tırnağımızı bir çıkaralım. Ondan sonra ona da bakacağız. Oo, bu bayağı bir kaynamış. Bayağı bir zorlayacak pimi bu şekilde yaptığına göre. Şimdi hiç uğraşmayayım ben bunda. Şimdi bunun içine biraz sprey sıkıp o yayın sıkıştığı yerden çıkaracağız. Bunu kenara bir alalım. Onu en son ben ayarlarım. Şimdi kabze vidalarını boyayacağız. Bunları alalım. Kabzeyi buraya koyacağız.
Emniyet tertibatını sökelim. Uzun yıllardır bunlar sökülmediği için haliyle biraz sıkışmış oluyor. Tertibatımızı aldık. Horozumuzu ve yayını alalım. Emniyet yayını alalım. Şu pimimizi alalım. Yani bu bile sıkışmış. Şunu çıkaracağız birazdan. Tetiğimizi bir sökelim. Tetik yayımız var biliyorsunuz. O kaynamış. Ona da ilacı yatıracağız. Pimimizi de alalım. Horozumuzu. Tetiğimizi yani sökelim. Şimdi bunları ben ilaca yatıracağım. O yüzden onları biraz kenara koyduk. Şimdi buradaki de vida birinde düz, orijinal, birinde de yıldız vida vardı. İkisi de aynı model ama belki sonradan vidaları değişmiş olabilir. Bunun parçalarını da sağ tarafa bırakıyoruz. Boyanacak ve boyanmayacak parçaları. Daha çok sıkışmış.
Şimdi bu kenarda dursun. Zaman kaybetmeyelim. Bir de toplama videosu çekelim bunları. Bunlar bayağı bir sıkışmış ya. Şimdi buradan incitmeden de çıkarmaya çalışıyorum. Bakalım bu ne durumda? Evet, bu sıkışmamış, kaynamamış. Bunu çıkaralım hemen. Şimdi buradan tetik ayağının yayı. Ondan sonra şarjör çıkarma kilidinin yayı. Şarjör çıkarma kilidi. Üst sürgü tutucunun kilit mekanizması. Evet, bu da tamam. Şimdi bunları bir iki tanesini şimdi şunun bir yayını çıkaracağız. Şunun iğnesi sıkışmış. İlaç sıkacağız. Onları yapalım. Kumlamada görüşelim.
Evet, unlamamız bitti. Şimdi boyamaya geçebiliriz. Evet, şimdi önce bir tanesini dediğimiz gibi toplayalım. Ötekini de ben toplayayım. En son finalde görüşürüz. Tabii hem bunu tutup hem bunu tutturmak. Evet, gelelim alt gövdemize. Şimdi şunları tek tek takalım. Şimdi şunun iğnesi neredeydi? Buradaydı. Önce şarjör çıkarma aparatımızı takalım.
Ondan sonra tetik ayağının yayını takalım. Tetiğimizi takmadan önce tetik ayağının geleceği yerlere yağ koyalım biraz. Sonra şimdi bunu mengeneye takıp yapmam lazım ama sizin için elde takmaya çalışacağım tetik yayını. Şimdi kılavuz taktıktan sonra önce şunu kendi şeyiyle bir kılavuzlayalım. Ondan sonra buradan kılavuzunu alalım. Göremiyorum ki. Oğlum benim gözlüğümü getirir misin orada? Evet, şimdi tetik yayını takacağız ama şimdi tetik yayında şöyle bir desteğe ihtiyacımız var. Mengeneye takmayacağım için. Mengeneye takınca tabi daha kolay oluyor. Ama ben videoda size bilgi amaçlı göstermek için burada biraz uğraşacağız. Ya da şununla bir tutturalım önce yayını. İnat etti, girmedi. Hep video çekerken böyle oluyor. Niye böyle oluyorsa ben de anlamıyorum. Ucundan tutturduk. Sonra çakıyoruz. Oldu. Evet, şimdi geldik şu üst sürgü tutucusunun emniyetine takalım. Pardon.
Bunda da tabii biraz destek gerekiyor. Bunların hepsi normalde mengeneye takıp yapmam lazım. Yani ben öyle alıştığım için burada da size gösterdirmek istediğim için biraz zaman alıyor. Evet. Şimdi horozumuz ve ayağımız. Şimdi bunu böyle niye gösteriyorum? Önce şunu bir çıkarayım. Farz et bunu söktünüz. Bunu böyle de takabilirsiniz buraya. Şöyle de takabilirsiniz. O yüzden önce buraya takıp şunu şöyle kılavuzunu alıp ondan sonra bunu nasıl takacağınızı yanlış yapmadan çözebilmeniz için bir örnek. Bilseniz dahi yine yapın. Çünkü ben yapıyorum. Şimdi şuranın önce somununu takıyoruz. Sonra pimini takacağız. Ki somun pim geri çıkmasın diye CZ'lerde bu şekilde pim tutucu var. Tabii bunun ağzı mıknatıs olduğu için geri geliyor. Mıknatıslı olması güzel. Ama bir yandan da taktığınız zaman oradan tutmanız lazım. Sanki açık kalp ameliyatı yapıyormuş gibi oldum. Şimdi buradaki pimi taktınız. Şuradan CZ'lerde şurada pimi tutucu vardır. Ondan sonra şuranın yayını takacaksınız. Bunu da bir küçük tornavida yardımıyla yapabilirsiniz. Bu şekilde. Şuradan üst sürgü emniyeti kitlemesi için takılan parça. Ondan sonra yayını takıyoruz. Yayından sonra alt parçasını takıyoruz. Bunu taktıktan sonra şunu bastırıp bunu oraya takacaksınız. Ama tabii bir şeye destek almanız lazım. Ondan sonra pimini takacaksınız. Gene burası tersime geliyor ama. Evet. Bu şekilde. Sonra şuranın pimini takacaksınız. Ha gayret. Ulan neden video çektiğimde böyle? İşte demin de dediğim gibi neden video çektiğimde böyle oluyor. Ben de anlamıyorum. Şimdi şunu emniyeti takmadan önce şurada bir yayı var. Bu yayını şöyle yukarı alacaksınız.
Tabi bu geri atıyor. Bunu atmaması için elinizde tutabilirsiniz. Lan ne yapıyor bu? Şuradan bunu tutup bunu böyle takıyorsunuz. Sonra bunun en kolay yolu şuradaki deminki taktığınız yayı hafif ittirip bunu öne alacaksınız. Hepsi bu. Kontrol edeceksiniz. Tamam. Şimdi geldik yağlamasına. Yeni kaplandığı için biraz yağlanması lazım. Evet, şimdi birkaç şey kaldı. Sürprizi kaçmasın. Ben bunları toplayayım, kabzelerini takayım, finalde görürüm. Evet, CZ'lerimizi bitirdik. Hayırlısıyla bugün teslim edeceğiz. Şimdi son halini bir görelim. Burada daha detaylı bir şekilde incelemeye devam edelim. Evet, son halini gördünüz. Şimdi şöyle orijinal siyah rengine getirdik. Tabi üstleri yağlı şu anda. Komple horozunu A'dan Z'ye gez arpacığını şöyle tutayım ki net gözüksün. Şuradaki kırmızı işaretini, tetiğini, yeni kabze taktık. Şarjörlerini yeniledik, sıfırladık. Ve bunu bitirdik. Bu böyle. Öteki kabzesini biraz daha farklı yaptım. Ötekine göre bakın. Biri koyu, biri açık. Bu yengenin, bu abinin. Öyle söyleyeyim size. Bu da bitti. Şu şekilde. Şöyle gösterirsem daha net olur gez arpacığını. Komple kaplamasını yaptık. Sıfırladık. Şarjörlerini de altını, üstünü, her yerini bitirmiş olduk. Tabi namlu gene orijinal şu şekilde kaldı. Evet, iki misafirimizi daha bitirdik. Buradan iyi görevlerde kullanmalarını nasip olsun Allah diyelim. Güle güle yılların vermiş olduğu bir birikimimizi artık 2024 model yeni çıkan CZ'ler gibi oldu diyebiliriz. Gibi diyeyim ben size. Tabii herkesin yorumu farklı. Şimdi yanlış bir şey söylemek istemiyorum. Yorumlarda bu sefer farklı çıkıyor. Evet, CZ'lerimizi bitirdik. Burada sahiplerine hayırlı uğurlu olsun. Yani iyi günlerde mi kullanmak nasip etsin derler. İşte ne bileyim yani silah bir şey diyemiyorsunuz. O yüzden hayırlısıyla taşımayı nasip etsin Allah diyeyim. Tamam, bu kadar yeter. Abone olup paylaşıp beğenmeyi unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Hoşça kalın. Dostça kalın.